Merhaba sevgili dostlarım, yepyeni bir Şiva videosuna hoş geldiniz. Sizlere biliyorsunuz ki her zaman hep iyi haberleri vermeyi istedim. Genelde benim söylemek istediğim olabilecek olan şeyler, olmayacak olan şeyler. Tamamen kendi görüşlerimi ve kripto para piyasasından elde etmiş olduğum bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Şiva ile ilgili bugüne kadar çok olumlu şeyler söyledim. Ama her defasında da ne söylüyordum ben? Kripto para piyasası ne yapacağı hiç belli olmaz. Hiçbir kripto para birimi kesinlikle güvenli değil diyerek üstüne basa basa çoğu videolarımda söylüyorum. Şu anda piyasada en güvenilir kripto para birimi bile güvenli değil. Yani garantisi yok, öyle söyleyeyim. Çünkü hepsi merkezsiz. Ha, 2026 yılında ya 2026 ya da 2027 yılından itibaren merkeziyetsiz diye bir kripto para birimi olmayacak. Hepsinin merkezi olacak. Çünkü yavaş yavaş benimsenmeye başlıyor artık. Bunlar bizim için yaşanmış bir tecrübe. Luna'nın bu denli düşüşü, Bitcoin'in bu denli düşüşü, Avrupa ve Amerika'da kripto paraların kullanılmasına yasal olarak bakış açısı, yani ödeme şekli olarak kabul edilmesi, ama gel gelelim Shiba'ya bakacak olduğumuz zaman Shiba'nın kurucu ekibinde ayrılıklar yaşanıyor. Yani Shiba'nın kurucu ekibinde bazı şahıslar Shiba'dan çıkıp gitti. Hatta tüm coinlerini satarak Shiba'yı bırakıp gitti. Böyle haberleri ben elde ettim. Fakat şöyle bir şey var. Bunlar manipülasyon haber olabilir mi? Yani bakın, tamam, Shiba'nın kendi ekibindekiler bile satıp gidiyorsa demek ki bu Shiba'dan hiçbir halt olmaz. Biz de satıp çıkıp gidelim. Acaba bunu mu yaptırmak istiyorlar, yoksa gerçekten Shiba'nın ekibinden çıkıp gidenler Shiba'dan bir halt olmayacağını mı anladı? Ha, uzun vadeli yatırım yapılır mı? Ya yapılır tabii ki de. Her coin'e yapılır. Ha, ne olur? Bakın, benim şöyle bir bakış açım var. Basit bir örnek vereyim size. Benim için 1000 lira 2000 lira büyük bir para değil. Hatta 3000 lira 4000 lira bile büyük bir para değil. Hani kaybetsem bile aman gitsin ne olacak, benden kıymetli mi derim. Ne yaparım? Shiba'dan 2000 liralık alırım, ne bileyim. A tokeninden 5000 liralık alırım, ne bileyim. B tokeninden 3000 liralık alırım. Hani uzun vadeli bol sıfır tokenlerden alırım, koyarım bir köşeye. Hani 2 sıfır 3 sıfır atsa benim bu 5-10 bin liram, ne bileyim, 400 bin liram olur, 500 bin liram olur, 1 trilyonum olur. Hani ben bu düşünceye sahibim. Shiba'da bu kadar yakınlar yapılıyor. Ama hem Shiba balinalarını kaybediyor, hem de Shiba'nın geliştirici ekibinden birkaç kişi coinlerini satarak Shiba'dan çıkıp gitti. Şöyle düşünün, altcoinlerin bir gemisi var. Yani hepsi bir gemide toplanmış. Bu gemi su alıyor, tamam mı? Bu altcoinlerin, özellikle bol sıfırlı coinlerin bulunduğu gemi su alıyor. Yani birkaç tane çatlak var. Bu çatlaklar giderilmezse, bu delikler kapanmazsa batabilir. Ama bu çatlaklar tamir edilip delikler kapatılırsa, özellikle bol sıfırlı tokenler gerçekten ciddi anlamda kazançların getirebileceğini düşünüyorum. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bakın, tabii ki de ben size burada kötü haber vermek istemedim. Sadece hani bu gelişmeler yaşandı, bunları bilin diye sizlere söylüyorum. Siz de ona göre hareket edin. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım kripto para dünyasında çok güzel paralar kazanırsınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.